Merhaba hanımlar. Şimdi sizlerle bu görmüş olduğunuz sevimli köpekli bereyi yapacağız. Bu bere ölçüleri, vereceğim ölçüler 1-2 yaş için ideal. Kullanacağımız ipler, kalın bir ip kullandım ben. 100 gramı 100 metre ile 160 metre kalınlığı aşağı yukarı o civarlarda olan bir ip seçebilirsiniz siz de kendinize. Bu şekilde küçük bir miktar kırmızı ipe ihtiyaç duydum. Hazır alabilirsiniz. Küçük bir pompon, 2 tane düğme veya düğme yapmak istemiyorsanız siyah bir iple orayı tığla örme yapabilirsiniz. Onun dışında 2 tane şiş kullandım. Bir tanesi 5 milim şiş, bir tanesi 6 milim şiş. 5 milim şişi şu lastik kısmında kullandım. Biraz daha gevşek olmasın, daha dar olsun diye. Ve kulaklarda da 5 milim şiş kullandım. Berenin kendisini 6 milim şişle ördüm. Bunun dışında tığa ihtiyacım oldu şu kısımları örmek için ve bunu örmek için. Tabii dikişte kullanacağımız iğnelerimizin de ihtiyacımız var. Bir ipin tamamı bitmedi. Yani çok az bir miktar arttı. Fakat bir tam ip 100 gramı 120 metre, 100 metre olan bir tam ip bitiyor. Bu ölçülerde, vereceğim bu ölçülerdeki bere rahatlıkla 1-2 yaş çocuğunuza olabilir. O zaman hep beraber örmeye başlayalım malzemeleriniz hazırsa. Öncelikle 5 numara şiş, 5 milim şiş ile bir ters bir düz ilmek şeklinde toplam 61 ilmekle lastik örgümüzü yapıyoruz. Beremizin alt kısmı için toplam 61 ilmek başlıyoruz. 5 milim şişle yaklaşık 2 santim kadar örüyoruz. Sizin ipinizin kalınlığına göre siz kaç ilmek örmeniz gerektiğini siz ayarlarsınız. 3 santim kadar lastik örüyoruz. Ondan sonra lastik örgümüz bittikten sonra 6 milim şişe geçiyoruz. 6 milim şişle lastik örgüden sonra 12 santim de düz örgümüzü örüyoruz. Yani toplamda 15 santim ördükten sonra kapşonumuzun köpek kısmını kesmelere başlıyoruz. Sizin ipinizin kalınlığına göre siz ilmeklerinizi ona göre ayarlayacağınız için ben sıra sayısı vermiyorum. Fakat ilmek sayısı 61 olarak söyleyebilirim. Yaklaşık 1 yaş, 2 yaş, 1-2 yaş bebekler için ideal bir ölçü. Ben şimdi kapşonumuzun tepe kısmından, yani bu şapkanın tepe kısmındaki kesmeleri, yani ilmek eksiltmelerini yapacağım. Bu ilmek eksiltmelerini şu şekilde ayarladım. 8 ilmek örüp 2 ilmeği 1 alıp keseceğim. 8 ilmek örüp 2 ilmeği 1 alıp keseceğim. Bu şekilde eksiltme yapacağım. İlk sırada böyle yapacağım. O 8 ilmek sürekli her sırada birer birer, yani her düz sırada ön yüzde birer ilmek azalarak gidecek. İlk azaltmamda 8 ilmek olacak. İkinci azaltmamda 7 ilmek. Diğerinde 6 ilmek şeklinde 0 ilmeğe kadar düşüreceğim. O zaman ben eksiltme işlemini gösteriyorum. İlk ilmeklerimi örerek alıyorum. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek ördükten sonra 2 ilmeği birlikte alıp kesiyorum. Tekrar 8 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekrar 2 ilmeği birlikte alıp kesiyorum.
şu şekilde bir azaltma işlemi yapıyorum. Bu ilmek sayımız bir sonrakinde 7 olacak. Bu ikisini birlikte alacağım. Bu da öyle. Bir sonrakinde 7 öreceğim. O kestiğim ilmek de dahil ederek ikisini bir alacağım. Ben bu şekilde bu sıramı tamamlayacağım. Ters yüzde hiçbir işlem yapmadan ters yüzümü öreceğim. Tekrar ön yüze gelince tekrar ikinci sıra kesmeyi göstereceğim. Bu kesme işleminde son kesmemi yapınca burada her zaman bir ilmek kalıyor. Onu göstermek istedim. Buradaki kesmemi yaptım şurada. 8 ilmek ördüm. Şimdi bu ikisini bir alacağım ve kenarda bir tane ilmeği bırakıyorum. Dikiş için o. O hep orada duracak. Hep onun yanındakinden kesmeleri yapacağım bu şekilde. Ters yüzümde de az önce dediğim gibi hiçbir eksiltme işlemi yapmadan tamamını ters örgü olarak öreceğim. İkinci kesme sırama geldim. 7 ilmek örüp 2 ilmeği bir alıp keseceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi şurada daha önce kestiğim ilmek belli oluyor. Şöyle gösterirsem şurayı kesmişim. Şu ilmek kestiğim ilmek. Bu kestiğim ilmeği de dahil ediyorum. 7 ilmek oldu bu. 7 ilmekten sonra artık kesmemi yapıyorum. İkinci kesme sıramdayım. Bu sırada hep 7 ilmek örüp 1 ilmek keseceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar kontrol ediyorum. Şurası kestiğim yer. Şu ilmek kestiğim ilmek. Bu ikisini birlikte alıyorum. İkinci sırada 7 ilmekle bir kesmemi yapıyorum. Üçüncü sırada 6 ilmekle bir yapacağım. Ben bu şekilde ilmeklerin bitene kadar sadece ön yüzde kesmelerimi yapıp tepe kısmını iyice ilmekleri azalttığım için kolayca büzdürebileceğim. Bir potluk olmayacak. Bundan sonra aynı işlemi yapacağım için göstermeyeceğim. Tepe kısmında ilmeklerim iyice azalsın. Şurada zaten kestiğim yerler belli olmaya başladı. Şöyle baktığınız zaman görünür hale geldi. Şöyle açıp göstereyim. Şuradan, şuradan ve şuradan kesilmiş görünüyor. Ben bu şekilde tamamlayacağım kesmelerimi. Şu aradaki 8 ilmek olarak başladığım ilmeklerimi bir ilmeğe düşürene kadar ben öreyim. Ondan sonra size devam edeceğim göstermeye. 61 ilmekle başladığımız şapkamız. Şimdi burada azaltmaları yaptıktan sonra şu an 19 ilmeğe düştü. Şu her iki azaltma arasındaki ilmek sayım burada 2. Yani bir örüp bir azaltacağım sıraya geldim. Ben burada daha fazla uzatmak istemediğim için şöyle göstereyim. İki tane kesme arasında 2 ilmek kaldığı için ben burada üçlü üçlü alıp keseceğim. Buna da ilk sıradan yani ilk ilmeklerle birlikte başlayacağım. Burası kesme yaptığım yer. Yani şu ikisini bir alıp kesiyorum normalde. Ben şimdi bu üçünü bir alıp keseceğim. Artık tamamen şapkayı tepe kısmını kesme aşamasına geldim. Üçünü tekrar bir sonraki 3 ilmeği birlikte aldım. Kesiyorum. Soldan sağa doğru. Son ilmeğimi de örüyorum. Ve artık benim burada 7 tane ilmeğim kaldı. Bunu da tamamını ters sıradayken keseceğim. Sonra dikme işlemimi yapacağım. Şapkamın kenarının birleştirme işlemini yapacağım. Buradaki kesmeyi de şu şekilde yapıyorum.
ters sırada olduğum için ters alıyorum ilmeklerimi. 2 örüp birini diğerinin üstünden atlatma işlemiyle kesiyorum. Bu şekilde bir kesme yapacağım. Tamamını kesiyorum ilmeklerimin. Kesme işim bitti. Şu şekilde. Şuradan dikeceğim. Ve daha sonra bu şapkanın köpek haline gelecek aksesuarlarını nasıl yaptığımı göstereceğim. Tamamının ne kadar olduğunu ölçüp gösteriyorum size. 21 santim. 21 santim olarak 1-2 yaş çocuk şapkası yapmış olduk. Ben şimdi, burası şapkamızın önü olacak. Ben şimdi buraya 2 tane kulak yapacağım. Şişlerle yapacağım bunu. Burnunun altındaki o ağız kısmının olduğu yeri yapacağım. Onu tığ ile yapacağım. Burnunu pompon, hazır pompon satın alabilirsiniz. Kendiniz yapabilirsiniz. Pompondan yapmayı tercih ediyorum. Gözlerini de düğme takacağım. Bu şekilde bir köpekli kapşonumuz olacak. Ben şimdi önce kulakların nasıl yapıldığını anlatarak başlayacağım. 5 numaralı şişimi aldım. Bir tane kahverengi ipe ihtiyacımız var. Kulağı bu şekilde ikili yapacağım, yani iki yüzlü. Kulağın bir yüzü kahverengi olacak, bir yüzü bu açık kahveden olacak şu şekilde. Ben önceden bunları hazırladım. Bir tanesinin nasıl yapıldığını size göstereceğim. Şu şekilde 11 ilmek olarak 5 milim şişle başlıyorum. Ve yaklaşık benim ipimle 28 sıra oluyor. Sizin ipinizle kaç sıra olacağını siz şimdi ölçeceğim santim olarak vereceğim ölçüye göre ayarlarsınız. Tamamı 15 santim. Kulağın tamamı 15 santim. Ben şuradan itibaren kesmeye başladım. 13 santimden sonra kesmeye başladım. Şimdi bu kulak kısmını, bir tanesinin nasıl örüldüğünü göstereceğim. Aynısından bu renkten 2 tane, bu renkten 2 tane hazırlayacağız. Ben şimdi kahverengileri hazırladım. Bu bej renginde bir tanesini hazırlamıştım. Şimdi diğerini hazırlayacağım. 11 ilmek atıyorum. 5 milim şişime. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ilmeğimi attım. Ben şimdi hemen ters olarak ilk sıramı ters olarak örüyorum. Örgünün bir tarafı tamamen ters, bir tarafı tamamen düz olacak. İlk olarak ters yüzünden başlıyorum. Şu an kapşonun, bu şapkanın, köpekli şapkanın kulaklarını örüyorum. 11 ilmek başladım. Bunlar daha önce hazırladıklarım. 11 ilmek başladım. Bu yüzü komple düz öreceğim. Bu yüzü komple ters öreceğim. Yaklaşık 13 santim kadar ördükten sonra kenarlardan birer ilmek azaltarak ovalleştireceğim kulağın uç kısmını. Ben şimdi bu şekilde bir miktar öreyim. O azaltma yerine gelene kadar bu şekilde öreceğim. Şuraya gelene kadar öreceğim. Benim ipimle burası 28 sıra. 13 santime denk geliyor. 13 santim örüyorum. Ondan sonra şu azaltmaları yapacağım yerde size tekrar göstereceğim.
Ben yaklaşık 13 santim, 13 santim kadar ördüm. Artık kesme kısmını yapabilirim. Bir sağdan bir soldan birer ilmek kesiyorum. İlk ilmeğimi örüyorum. Burası, bu ilmeğimi dikişe vereceğim çünkü. Bunları bu tarafa dönük olmasını istiyorum. İlmeğimi düzeltip bu tarafa doğru, yani sağdan sola doğru kesme işlemi yapıyorum. Şu şekilde görünecek. Ve diğer taraftaki ilmeklerimi de soldan sağa doğru keseceğim. Son üç ilmek kaldı. Bu ilmeği dikişe vereceğim için onu kesmiyorum. Buradan kesiyorum. Soldan sağa doğru. Bunun yönü de bu tarafa bakacak. Dönüyorum. Ilmeklerimin ters kısmında, yani ters yüzünde bir kesme işlemi yapmıyorum. Normal ters olarak örüyorum. Bu arada videonun altındaki beğeni butonuna basmadıysanız, videoyu durdurup basarsanız memnun olurum. Ve hala abone olmadıysanız hemen ismimin yanında abone ol yazan yere dokunursanız ve yanındaki zil işaretine basarsanız bundan sonra gelecek olan videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Ve ön yüze geldim. Ön yüzde tekrar ilk ilmeğimi örüyorum. Onun yanındaki iki ilmeği birlikte alıp öreceğim. Fakat ilmeklerimi düzeltip öyle yapıyorum. Sizinki şu şekilde bakıyorsa düzeltmenize gerek yok. Hepsini bir yöne baktırarak kesiyorum. Son 3 ilmeğim kalınca yine aynı işlemi yapıyorum. Burada döndürmeme gerek yok. Zaten bu taraftan aldığım için 2 ilmeği birlikte kestim. Son ilmeğimi de ördüm. Şimdi burada 11 ilmek başlamıştık. 7 ilmeğim kaldı. Burada ters yüzde de keseceğim. Çünkü bir anda kesilmesini istiyorum. Burada ters yüzde keserken yine ilk ilmeğimi örüyorum. Onun yanındaki 2 ilmeğimi birlikte alıp kesiyorum. Normalde ters yüzde kesme işlemi yapmıyoruz ama burada öyle yapacağım. Çünkü bir anda kesilmesini istiyorum. Bir ilmeği de ördüm. Buradaki 2 ilmeği de keseceğim. Fakat bu şekilde kesersem şu ilmeğim takip eden, yani şu takip eden sıra bozulmuş oluyor. Şu. Bunun devamlılığını sağlamak istiyorum. O yüzden bu ilmeği bu tarafa getirmek istiyorum. Şu şekilde arkadaki, yani şu ilmeği alıyorum, öne getireceğim. İlmeklerin yerini değiştiriyorum. Öndekini arkaya aldım. Arkadakini de öne alıyorum. Bunu öne alıyorum bu şekilde. Çünkü buradan keseceğim. Önde durmasını istiyorum. Düzelteyim tekrar ilmeklerimi. Yani şöyle duran ilmeklerimi, bunu arkaya alacağım. Şöyle. Bunu da onun önüne getiriyorum. Ama bu arkada duruyor tabii. Bu şekilde. Şöyle alıp kesiyorum. Bu ön yüzde de bu şekilde görünüyor. Devamlılığını sağlatmış oldum o şekilde kestiğimde. Şimdi buradaki ilmeklerimi, bu ortadaki 3 ilmeği birlikte keseceğim. Yine baştaki ilmeğimi örüyorum. Bu ilmeğin önde olmasını istiyorum. Yine bu 2 ilmek arasında yer değişimi yapacağım. Bu öne gelecek. Bunu öne alıyorum. Ve buradaki 3 ilmeği birlikte alıp kesiyorum. Şimdi ters yüzde de bu son kalan 3 ilmeği birlikte alıp keseceğim.
kesme işlemi iki ilmeğin üstünden atlatarak o şekilde. Evet. Kesebilirim. Ve artık kulakları nasıl diktiğimi göstereceğim. Kahverengiyle beji birbirine bakacak şekilde şu şekilde getirip dikeceğim. Ben ön yüzden dikiyorum. Yani şöyle ön yüzden dikiyorum. Siz o şekilde dikmiyorsanız şöyle birbirine baktırıp normal birlikte alarak nasıl dikiyorsanız o şekilde iğneyle dikeceksiniz. Sonra tersini çevireceğiz. Yani ön yüzünü çevireceğiz bu şekilde. Şu kısım açıkta kalıyor. Onu da kulaklara dikme olarak kullanacağız. Ben şimdi benim nasıl diktiğimi göstereceğim size. Ben bu baştan başlıyorum dikmeye. Bu şekilde. Şurayı hizalayacağım. Şöyle koyayım. Koyu renk olduğu için görünmüyor. Bunda da şu hattı dikeceğim. Ve dikiyorum ben. Bir bu taraftan, bir diğer taraftan. Siz dediğim gibi, az önce dediğim gibi ters çevirerek klasik dikiş yöntemiyle birleştirebilirsiniz. Ben bu şekilde birleştiriyorum. Böyle. Aynı hizadan dikmiş oluyorum. Dikişimi tamamlayayım, göstereceğim size. Dikince bu şekilde göründü. Ben diğer kulağı da aynı şekilde dikeceğim. Şimdi şu belenin şurasına yerleştireceğim. Burnun altındaki o bıyık kısmının olduğu kabartılı yeri yapacağım. Tığ ile öreceğim fakat şiş örgüsü gibi görüntü ile öreceğim. Bir de buraya koyacağım. Ortasına da burun yerleştireceğim. Şimdi bunu nasıl ördüğümü gösteriyorum size. Normal zincir şeklinde biraz gevşek. Beş zincir çektim. Altı olsun. Şöyle kapatacağım. Şimdi burada bu zincirin, bu ön yüzünün hep görünmesi lazım. Şişteki gibi görüntü olsun diye. O yüzden şuraya batıyorum. Arka yüzüne batıyorum. Ve daima arka yüze batarak çalışacağım. İlk etapta aynı yere iki kere batarak ip alıp iki seferde çıkarıyorum. Arka yüzden şuraya batıyorum. Ön yüzdeki o zincir formunun bozulmasını istemiyorum. Ama siz diğer yöntemle de yapabilirsiniz tabii ki. Tekrar aynı yere batıyorum. Yanındakine iki kere batacağım.
Daha sonra onun yanındakine hep arkadan batıyorum. Ve yine sıradaki arkadaki zincire batıyorum. Aynı yere iki tane batarak genişletiyorum halkayı. Şimdi üçüncü sarmala geçtim. Bir ortadaki ikinci, üçüncü sarmala geçtiğim için burada 2-2 devam etmeyeceğim. Bir 2 batacağım, bir 1 batacağım. Bir battım. Bir sonrakine 2 batacağım. Şimdi tekrar bir kere batacağım. Tığımı ince kullanıyorum rahat batmak için. O yüzden ipin katları ayrılıyor. Bir battım. Şimdi iki batacağım. Bir sıra daha yapacağım. Dördüncü sıramı yaptım. Beşinci sıramı da yapıyorum. Her sıraya, her dişe bir tane batıyorum. Hafiften bombeli durmasını istiyorum. Kabartı şeklinde. Beşinci sıradayım şimdi. Buradaki formu bozmuyorum. Onun arkasına batıyorum. Şuraya kadar örünce sıram tamamlanıyor. Burada bitiriyorum bunu. Biraz uzun bırakıyorum dikme için. Bunu arkaya çekeceğim. Şekilde. İki tane hazırlamış oldum. Şimdi berimi dikişlerini tamamlayayım. Bunları nasıl yerleştireceğimi göstereceğim. Ördüğüm parçaları bu şekilde dikeceğim ben. Şöyle dikeceğim. Şu aradan bir de minik dil yapmak istiyorum. Bir parça kırmızı ipimle dil öreceğim oraya da. Onu da göstereyim.
küçük bir dil yapsam yeterli. 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Yine aynı yöntemle arkaya batarak etrafından dolanacağım. Bir sıra kadar örsem yeter. Yeterli herhalde. Şöyle göstereyim. Minik bir dil yaptık. Bunu da kesebilirim. Evet, bunu da bu şekilde dikeceğim. Şöyle görünüyor. Ben bu parçalarımı iğne yardımıyla dikeceğim. Köpekli beremiz hazır oluyor böylece. Bu sevimli köpekli şapkamın dikişlerini tamamladım. Böyle görünüyor. Sevimli bir şapka ortaya çıktı. 1-2 yaş için kullanılabilecek boyutlarda. Örmesi çok zevkli, çok da zor olmadı. Beğendiyseniz aşağıdaki beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Abone olmadıysanız da lütfen abone olup yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız zil işaretine basmayı unutmayın. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim.